Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcım, saygıdeğer misafirimiz ve kıymetli hocalarımız. Her çarşamba günü düzenlediğimiz Medeniyet Konferansı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yıldız Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerine gelmiş doçent doktor Osman Kapıcıoğlu'nun Farkında Meskul'un seminerini dinlemek üzere toplandık. Açılış konuşmasını yapmak üzere üniversitemizin hukuk fakültesi öğretim üyelerinden yardımcı doçent doktor Mehmet Madan Beyefendi kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın hocalarım, sayın dinleyiciler hoş geldiniz. Bugün çarşamba konferanslarımız kapsamında Sayın Osman Kapıcıoğlu hocamızı misafir edeceğiz. Farkında mıyız? Konulu bir sunum yapacak kendileri. Çok istifade edeceğimizi düşünüyorum ve Sayın hocamızı kürsüye istirham ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Rektörüm, çok kıymetli hocalarım, çok değerli öğrenciler, kıymetli hazırım. Bugün farkında mıyız başlığını koyduğumuz bir birlikte birbirimizi şöyle gözden geçirme, belki farkındalığımıza dair bazı konuları tekrar düşünme fırsatı olma açısından sizlerle birlikte buradayım. Bu imkanı sağlayan çok değerli rektörümüze buradan şükranla arz ediyorum. Ve inşallah Medeniyet Üniversitesi'nin gerçekten medeni bir dünyaya buradan çok değerli katkılar sunması dileklerimi sizlerle paylaşıyorum efendim. Başlamadan kısaca kendimden bahsedeyim, tanıtayım. Hani kimle beraber bugün konuşacağız? Benim 3 tane ismim var. 3'ü de gerçektir efendim. Yani şey değil, hani göbek adı olarak konmuş falan. 3'ü de yazar şeydi, nüfus cüzdanımızda ve biz iki kardeşiz. Abimin de 3 ismi vardır. İşte erkek çocuklarımızda baba tarafında genelde 3 isim, dede isimleri konuyor. Böyle bir geleneğimiz var. Biz çok güzel kodlama yaparız üniversite sınavında, hiç şaşırmadan. Çünkü hayatımıza var olacağını biliriz onun. Tapularda vesaire çok resmi durumlarda böyle yazışmalarda biraz sıkıntı olur ama dedelerimizin isimleri orada mevcut. Ben de 63 senesinde Ankara'da dünyaya geldim. Aslen Sinop Gerzeli'yim. Babam oradan, annem Safranbolu'dan Ankara'da buluşmuşlar. Biz Ankara dünyaya geldik. Ve tahsilim Ankara'da geçti. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde lisansımı ve yüksek lisans doktoramı Hacettepe Üniversitesi'nde gene aynı alanda eğitim programları öğretim alanında gerçekleştirdim. Okurken Silahlı Kuvvetler adına okudum ben. Lisans bölümümü yaparken. Ve daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 98 yılına kadar Kıdemli Yüzbaşı rütbeli sonuna kadar görevde bulundum. Bu görevi hem karargâhta eğitim ve davranış bilimleri adına yapmaya gayret ettim. Hem kıtada, bizzat kıtada yani ortamın içerisinde olarak tayin yerlerimiz asabiyle burada bulunma imkanımız oldu. Mesela Kardak krizi olduğu zaman biz Meriç'te sınırda Yunanistan sınırında karşı tarafa geçmek üzere hazır yaklaşık olarak 4 gün siperde kaldık mesela bunu ifade edeyim ve Güneydoğu'da doğru da birçok yerde bulunma durumum oldu. Daha sonra üniversiteye isabet için İstanbul'a geldim, ayrıldım. İstanbul'da 4 sene kadar birkaç özel şirkette yöneticilik yaptıktan sonra 2003 yılında üniversiteye
intisap ettim. Selçuk Üniversitesi'nde başladım hayatıma. Ondan sonra Onlutres Üniversitesi'nde yaklaşık bir yıl kadar bir görev sürem oldu. Daha sonra 2010 senesinde de Yıldız Teknik Üniversitesi'ne buraya geldim. İstanbul'u çok seviyorum. Fakat gelir gelmez daha evvelki görev alanımızla ilgili çalışmalarımızdan dolayı Sayın Beşir Atalay Bey'le bir çalışma planı konuşmuştuk daha önceden. 2010 senesinde 38. maddeyle Başbakanlık'ta özellikle sosyal politikalarla ilgili olarak bir görev aldım. Yaklaşık 2 yıl kadar sürdü, 1,5 yıl kadar sürdü ve ben işte derslerim yarısı haftanın 4 günü Ankara'ya gidip gelmiştim. Hocalarını çok iyi bilirler. Biraz zor ve yoğun oluyor bu süreç. Böyle bir dönemimiz oldu ve orada terör, şiddet, Doğu ve Güneydoğu politikalarıyla ilgili olarak da bir miktar çalışma ve projelerin içerisinde bulundum, yönettim. 4 tanesini çalıştık. 2 tanesini devam ediyor hala. Zaman zaman onlar şu anda uygulanıyor bir kısmı. Bu şekilde bu çerçevede baktığımız zaman belki nasip bu tabii. Kaderim bize böyle bir çalışma skalası, bir çalışma yelpazesi sunması olarak ben görüyorum. Çok farklı ortamlarda bulunma imkanı oldu. Çatışmanın içi, dışı, yanı, terör mağduru, teröristin kendisi, bunlarla çalışma imkanımız oldu. Ya da bir arada olma imkanımız oldu, öyle diyelim. Ve şu anda da gerçekten Türkiye'nin bir an evvel hak ettiği o medeniyet çizgisinde eskiden olduğu gibi, bugün arz edeceğim, ulaşmasını canı görmek isteyen bir kardeşiniz olarak buradayım. Ve elimizden gelen gayreti de üniversitede her planını göstermeye gayret ediyorum, etmeye çalışıyorum. Bugün efendim bu farkında mıyız? Aslında iki bölüm oluşuyor. Adı şunun için ilginçtir. Algılarımız ve farkındalıklarımızla ilgili çarpıcı bir iki nokta var. Önce onu arz edeceğim. Ondan sonra da bizim medeniyetimizin izleriyle ilgili, bizim kongre ve toplantılar yurt dışında bulunduğumuz zamanlarda özellikle İspanya ve Macaristan beni etkileyen iki ülkedir. Onun dışında birçok yerde bulma imkanımız oldu ama İspanya dönüşünde daha sonra bir çalışma da yaptım. Çünkü çok etkiledi beni gerçekten. En dönüşü özellikle. Oralardan Avrupa'daki medeniyetin izlerine doğru bir bakış yapacağız. Görsel unsurları içine alan bir çalışma olacak ve bazı konuları paylaşacağım. Ve sonunda da birkaç anekdotla tamamlamayı düşünüyorum. Umarım inşallah katkı getirici olur ve sorular sorusu lütfen her türlü soruyu son dönemdeki sorular dahil ama onları başka zamanda konuşabiliriz bir fırsat olursa eğer. Çünkü biz zaman zaman televizyonda program da yapabiliyoruz çağrılı olarak. Bu son süreçle ilgili de biz daha önce bir çalışma yapmıştık. Ama belli yönlerle ilgili bazı konuları arz edebilirim. Onları da belki ileride paylaşabiliriz. Müsaade ederseniz başlayayım. Dediğim gibi sorunuz olursa kesinlikle sorabilirsiniz, sonra da sorabilirsiniz. Hiç sorun değil. Burada zaten biz bizeyiz. Ben elinden geldiği kadar cevap olmaya çalışacağım. Yanlış görmezsiniz. Pardon. Evet. Önce 3 tane sorumuz var. Bunu konuşmamızın sonunda birlikte konuşacağız lütfen. Kendinizi tek kelimeyle tanımlamak istersek ne dersiniz? Lütfen düşünün. Rica ediyorum onu. Bir de toplumumuzu tek kelime ile tanımlamak istediğiniz sizden isterse sorumlusu ne dersiniz? Ve karşımızdaki insanla bu eşiniz olabilir. Hocayızdır, öğrencimizdir, mezun olmuştur, gidiyordur, kepi fırlatmıştır, arkasından bakıyoruzdur. Onda görmek istediğimiz 3 özellikten biri olabilir. Ama bir tanesini lütfen oraya, annem olarak çocuğumuzda görmek istediğimiz olabilir. Bunu lütfen düşünüyorsunuz ve konuşmamızın sonunda ben onunla ilgili küçük bir sizden rica edeceğim, paylaşım rica edeceğim. Onun için buraya aldık. Kendimiz, toplumumuz ve karşımızdaki ile ilgili olarak.
Hayata dair bazı güzel, benim böyle internetten bulduğum birkaç tanesiyle yaşanmış olan güzel örnekler var. Onları kısaca geçelim. Yemek sonrasında rehaveti almak için iyi olduğunu düşünüyorum. Bunlar iletişim ve hayata dair algılarımızla ilgili. Yani hayatta bunlarla bir şekilde karşılaşıyoruz. Bazı biraz absürt seçilmiştir. Uçta diyor, Beşiktaş'a götürürmüşüm beni taksiyle ilgili olarak. Götürün ama ben de geleceğim seninle diyor. Nasıl yani diyor. Onu konuşuruz, neyle gideceğiz diyor. Ben gelmesem olur mu diyor. Olur, tepkide ne diyeyim seni soramazsın diyor. Hayatta olur mu böyle şimdi? Olmaz mı? Yani müsaadenizle. Frene gerek yok, nasıl olsa koşmaya başlar diyor. Koşmaya gerek yok, nasıl olsa şimdi fren yapar diyor. Bundan sonra bir kare var, buraya almadık. Adamcağız yerde üstünden geçmiş şey, kamyonet. Bazen karşımızdakinin zanlarına göre hareket ederiz. Yani bu önemli bir konudur. Ve olmaması gereken bir konudur. Söyleyeyim çabuk, kara Murat hangisi diyor. Beyefendiki telaşı görüyorsunuz. Ben kötü olarak. Bazen böyle yaparız hayatta. Karşılıklı olarak. Yani aslında eskarız ama karşılıklı tehdit durumu vardır. Bazen bunu yaparız. Eşimize, çocuğumuza, karşımızdakine, çalışanımıza vesaire. Bunu kullanırız. Bazen hayatta bunu yaparız. Bunu genelde çok yaparız. Yani her resmimizde mutlaka şu iki unsur yer alır. Şu ikisi. Yani kendi penceremizden bakarız ama empati olmaktan çok, empatik düşünmekten çok bunu her resmimizde paylaşırız. Bunlar biraz çarpıcıdır, biraz imajinerdir, biraz alt tarafa gönderme yapar ama hayatımızda bunlardan çok vardır. Bunları uzatmayacağım ama bir farkındalıkla ilgili zaman zaman düşünmeniz gerekenler olduğunu söylemek için bunu arz etmeye çalıştım. Bunların sözel olanları da var. Giriş 1 milyon, burada 2 milyon. Burası neresidir? Tahmin edebilir misiniz? Türkiye'de bir yer burası. Üstelik medeniyetin önemli yerlerinden bir ilimiz ve önemli bir giriş yeri var. Değil efendim. Değil. İstanbul dışında. Orta Anadolu'da. Konya'da Mevlana Hazretleri'nin giriş. Yani o mübarek hoş gönül deryasının 1 milyon ve 2 milyon şeklindeki giriş yeri. Bu tabii biraz oldu çekildi bu fotoğraf. Beyefendi de biraz kızmış durumda. Yani çok memnun kalmış. Var. Gene diğerleriyle ilgili algısal bir durum. Önümüzde ilerleyen tanker üzerindeki dencil yazısını görüp de Allah'a akıllısı tanker yazacağı danger yazmış diyen ve arkasında kahkahalara gülen teyzimlerle göndersem acaba diyor. Algı olarak. Bu İstanbul'da ben bir arkadaşımla balık almaya gittiğimizde arkadaşım kovanın içinde yüzüp çırpınan balıklara bakıp bunlar taze mi diye sormuştu. Balıkçı da hemen cevabı yapıştırdı. Yok abla, bir takıp oynatıyoruz. Hani bu balık halinde var ya, tabi ölüleri alta koyuyorlar, biraz bayağı da üzerinde dolaşıyor. Fazla kilolarından şikayet edip akupunktura gitmeye karar veren tombik annene babamın yorumu, sana bu saatten sonra inşaat çivisi çaksak fayda etmez anladım diyor. O günden beri tüsten barışmalarını bekliyoruz diyorlar. Bu da takım çalışması ilgili efendim. Severim ben bunu. Hadi eşek bizi Bremen'e götür. Yol üstündeki şehirleri de gezelim. Süratle yaparız değil mi abi diyor. Her takım çalışmasında bir lazım. Biz üniversite öğrencilere ödev veriyoruz.
Son iki geceler bir gece yapılıyor ve telaşlı, gruptaki telaşlı iki üyenin üzerinde bitiyor akşam. İki üç kişi zaten umursamıyor. İki üç çok pimpilik mi vardı her grupta. Onlar ödevini yapar eder, o akşam yetişmesi gerekir ve olay biter. Hayatta bazen de karşı tarafta ilgili algılarımız var. Devlet olarak da yapıyoruz bunu, biz de yapıyoruz. Bir de buna bakalım. Anlayışlı, arkadaş canlısı, agresif, hareket önce tahmin edilemeyen, hırslı, kendisini savunan gibi böyle bir tabi ifadeler var. Şöyle bir dakika bakabiliriz şöyle. Bunlar yurt içinde ve yurt dışında uygulandı bu. Yurt içinde bizim tarafımızdan kısmen uygulandı. Kadın ve erkeklere soruldu. Hangileri kadın, hangileri erkek özelliğidir veya yakındır, ne düşünüyorsunuz bu konuda diye soruldu. Eğer nötrse nötr diyebilirsiniz diye de ifade edildi. Atıyorum, kibar bir hanımefendi özelliğidir, beyefendi özelliğidir diye soruldu. Kimisi hanımefendi, kimisi beyefendi, kimisi nötr diye cevap verdi ama çok ilginç cevaplar aldık biz. Yurt dışıyla da karşılaştırdık. Bizim kendimize has bir tablomuz ortaya çıktı. Onu paylaşmayacağım ama mesela sizden birkaç şey alabiliriz. Mesela sıcak. Size göre hanımefendi midir? Bir özelliği, tavrı, beyefendi midir, nötr müdür? Hanımefendi. Hanımefendi. Beyefendiye yok. Peki. Sistematik bir düşünce yapısı olmuyor. Hanımefendi. Peki, hareketleri önceden tahmin edilir ya. Öğrenciler çok şey durumda, yani çok ciddi savunuyorlar. Hocalarımız katılmıyor bu konuya. Şimdi ne dedin derler yani. Kendine güven. Merhametli. Size hiç beyefendi gelmiyor, farkında mısınız? Hep abi beyefendi geliyor. Gerçi ben soruyorum, görüşürüz, biliyor musun? Merhametli. Neden hanımefendi? Anneden dolayıdır. Anne, anneye bak. Annelikten dolayı. Babalar merhametli değil mi? Göstermez. Yani gayri merhametli bir durum. Şunu çıkarabilir miyim? Yani risk almayı istekli kimdi? Ama almaz mı? Evlenince almıyorlar mı riski? Beyefendiler kadar olmasa da alıyorlar. Hanımlar evlenince büyük risk alırlar. Öyle değil mi? 8 sene danışmanlık yaptım ben. Hala devam ediyorum. Çok büyük risk alırlar. Onun için çok düşünürler. Bu benim kanaatim tabii. Katılabilirsiniz. Uyum sağlayabilen en sonunda. Hiç nötr cevabı gelmiyor. Yani iki taraflı olamaz mı? Peki sağlık? Nötr iki tarafı. Nötr. 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 Kibar? Beyefendi. Beyefendi. Hırslı? Hanımefendi. Anlayışlı? Beyefendi. Hanımefendi. Beyefendi. Agresif? Beyefendi. Ne taraftan baktığımıza göre değişiyor. Ama gerçekten bunu çok samimiyetle paylaşıyorum. Allah izin verir, başka platformlarda belki görüşürsek, yaptığımız çalışmalarla ilgili ben size örnekler arz edebilirim. Hakikaten davranırken, iletişim kurarken gerek beden, gerek sözel, gerek görsel olarak hakikaten arkamız dolu olarak ve bu yargılarla beraber bakıyoruz. Medeniyetle ilgili ikinci bölümde başlayacağımız kısımla ilgili de böyle. Medeniyet algımız da böyle. Türkiye meseleyle ilgili de böyle. Eşimizle ilgili de böyle. Mesela devletin bize yaklaşımlarıyla ilgili olarak her birey evde
biraz devletçi davranır mesela. Yani çünkü yansır bu. İlişkilere yansıyor. Bu algıya yansıyor. Bakın biz bunları konuşuyoruz. Yani şu anda biraz daha rahat geçiyorum. Hani konumuz bu değil. Sadece bir farkındalıkları gönderme yapmak için bunları ifade ettim. Bunların hepsi aslında bizim yıllardır getirdiğimiz konular. Çevremizle ilgili konularımız. Beraberlik, üyemiz beraberle, yani çevreyle beraber paylaştığımız konular. Ve bunlara davranıyoruz. Bunlar değişmeden değişmiyor bazı konular. Onu arz etmeye çalıştım. Bir de güven durumuna bakıyor. Güvenilecek miyiz? Ona bakacağız. Şöyle yapalım mı? Değerli hocamdan sağ tarafta olan kıymetli katılımcılar gözleri kapatırlarsa iki görüntü olacak. Yaklaşık birer dakika sürecek. Bir bakarsınız yani şu anda sağ tarafı kapatsın değerli hocamdan itibaren. Diğerleri lütfen çok dikkatli inceliyorlar gelecek olan görüntüyü ve ondan sonra bakacağız. Diğerleri açıyorlar lütfen. Diğer arkadaşlarımız bütün hatları lütfen zihninize yerleştirin lütfen. Çok güzel. Kıvrımları, eskizleri çok güzel yerleştirin. Anlam verebilirsiniz. Her tarafına bakabilirsiniz dikkatlice. Parça parça bakabilirsiniz. Süre azalıyor. İsim koyabilirsiniz. Son 10 saniye. Evet. Bitiriyoruz. Şimdi siz de kapatıyorsunuz lütfen. Diğer görüntü gelecek. Lütfen kapatıyorum. Diğer arkadaşlar açabilirler şu anda. İlk kapatanlar. Süremiz başladı. Lütfen çok dikkatli bakıyorsunuz. Anlam yükleyebilirsiniz. Bakabilirsiniz. Sizin için de geçerli. Eskizlere çok dikkat edin. Her parçası, her karesi önemli. Bir resim çekebilirsiniz. Evet. Son 10 saniyemiz. 15 saniye kadar var. Tamamlıyoruz. Evet. Herkes açabilir şu anda. Çok bir görüntü var burada. Biz normalde bu çalışmayı kişileri görerek, odayı karartarak yapıyoruz. Görsel hafıza ile ilgili olarak ve görsel olarak, algı ile ilgili olarak, psikolojik olarak yapılan bir çalışma. Küçük bir çalışma. Ama etkili bir çalışmadır bu. Burada kaç görüntü var? İki görüntü var. Tek görüntü görür diye arkadaşımız var mı? Ben bir tane görüyorum. Herkes iki mi görüyor? Gerçekte bir tane görüyor. Şimdi gerçeğe bakmayacağız. Gerçek. Gerçek. Bu dünyada değil. Tek görüntü var hocam. Kaç yaşında olacak? 30 yıl var. Genç bir hanımefendi değil mi? Hocam süpersiniz. Siz gençsiniz hocam. Allah uzun ömürler versin. Genç bir hanımefendi görüyorsunuz değil mi hocam? Tamam. Başka bir görüntü yok. Hocam gibi gören arkadaşlarımız var mı? Tek görüntü var genç. Hocam bu gençtir bile. Tamam. Tek var ama yaşlı diyen var mı? Tamam. İki görüntü var diyenler. Ben göremedim bir şey diyenler. Tamam. Burada iki görüntü var. Bir şekil var, iki görüntü var. Şimdi bu çalışma salonda yapıldığı zaman bir müddet sonra biraz açıklama yapınca salonun içerisinden falan diye sesler geliyor. Çünkü o anda görüyor. Çünkü o anda görülemiyor. Ve siz bunu karanlık bir odada yaptığınız zaman dikkat toplayıp yaklaşık olarak 60 saniye, 70 saniye kadar bayağı
derinlemesine girebilenler bayağı bir çıkamazlar o gönüllüden. Çünkü şöyle yapıldı. Bu yaşlı kadıncağızın eskizleriydi. Bu genç olan eskizleriydi. Ve bu ikisinin birleştiği çok eskizi. Şurada iki görüntü var. Genç olan kafayı döndürmüş durumda. Şurası burnu. Şu lülencik kemiğimiz var. Elmacık kemiği ve çenesi, çene kıvrımı. Ve kulağı var. Saçı, kürkü. Teyzemiz Karadenizli, bizim gibi biraz. Ama Doğu Karadeniz'de kafası içeri gömülmüş durumda. O hanımefendinin çene kıvrımı onun burnu. Gözü. Şurası hanımefendinin genç olanın gerdanlığı olan onun ağzı, çenesi ve başında eşarbı. Ben hala tek görüyorum diyen varsa onlarla vedalaşacağız. Sayın Hocam, o arkadaşlarımızı değerlendirebilirsiniz başka alanlarda. tabii şimdi kimse cevap vermeyecek. Hakikaten ama gerçekten bunu daha farklı versiyonu görmüşsünüz mutlaka. Ama küçük bir çalışmadır. Ama gerçekten bazen çok odaklanan insanlarda düşünce olarak, görsel olarak, ses olarak inanılmaz derecede yanılabiliriz. İnanılmaz derecede. Hocam benim. Genç görmek istediğiniz sonra güzel genç bir bayan. Evet. Aynen katılıyorum. Evet. Ve böyle bir çalışma. Şimdi bir çalışmamız daha var. Bu da düşünceyle ilgili. Bunlar da çok ama bizim için böyle seçilmiş olanlar bunlar. Daha önce gören var mı bu çalışmayı? Peki. Şekil 4 kareden oluşuyor. Kendisi de bir kare. Ama 4 tane kare var. A, B, C karelerinin 1/4 taranmış efendim. Tam bunlar 1/4'e tekabül edilmiş. Şimdi sorulara geçelim. A'nın, yani şu A'nın taralı olmayan beyaz kısmını iki eşit parçaya bölünüyor. Nasıl yaparız? Köşeden köşeye mi? Tamam, ben yardımcı olayım. Olamadım. Uygun mu? Evet. En 9 numara yapabiliyorum gördüğünüz gibi. Tamam. Soru 2. B'nin taralı olmayan kısmını 3 eşit parçaya bölüyorum. Bu 2'yi bu 3'e bölüyorum. Nasıl yapacağız? Şöyle. Şöyle. Tamam. Ben de öyle düşünmüştüm. Şimdi bu zor. Gerçekten kolay değil. Soru gelsin. C'nin taralı olmayan kısmını 4 eşit parçaya böleceğiz. Yani şurayı, beyazı 4'e böleceğiz. Fakat bazı sınırlamalarımız ve hatırlatmalar var. Çözüm üçgenler gibi olmayacak, yamuk gibi olmayacak. Dörtgen şeklinde olacak. Çözüm problemi kendi içinde var mı? Dörde bölelim Sayın Hocam. Şöyle. Aklınıza gelmiş miydi? Bakın. Herkes burada haklı olarak şöyle takım çalışmalar yapıyor vesaire. Ama cevap bu. Ve o şekil problemin kendi içindeki şekil. Gördüğünüz gibi. Ve dört tane parça ve dörde eşit. Şimdi son soru. Bu zor. Buyurun. Hocam ama taranan kısımların taranmış olan karelerin de şey olması, kare olması lazım. Onlar kare olarak belirtilmiş mi? Hı, belirtilmiş. Kare. Yani boyalı kısımlar tam bir kare mi? Onun belirtilmesi lazım yoksa eşit olmaz çünkü. Kare. Onlar kare. Taranlı kısımları diyorsun değil mi? Evet. Kare. Onlar kare. Burada belirtilmemiş mi? Doğru. Onlar kare ama. Şimdi son soru. D'yi, yani şimdi 2'ye böldük, şunu A'yı 3'e böldük, 4'e böldük. D'yi şu boş olan kısmı 7'ye böleceğiz.
Üçgen olmayacak. Şimdi iki kolaydı, üç, dört oldukça zordu, yedi. Şimdi genelde ben gördüğünü söyleyeyim, vakti iyi kullanıyorum diye. İki tür uygulanıyor. Bir bu şekilde grubu uyguluyoruz, sonuçları alıyoruz, gidip bakıyoruz hani ne yapmışlar, biraz süre veriliyor. İki, ilk üç soruyu kadar grubun dışında dışarıda bekleyen bir grup var. Başta bir grubu dışarı alıyoruz. İlk üç grubu yaptıktan sonra o grubu dışarıdan içeri alıyoruz. Son soruyu herkese soruyoruz. Şimdi bu sorunun cevabı tahmin edebileceğiz gibi bazı arkadaşlarımızın. 7 saniyede süresi var bunun rekoru. Şöyle bir görüntü var. Dikey veya yatay olabilir. Fakat şu, şu ve şu sorulardan geçen insanlar haklı olarak bunu bu şekilde değil de çok farklı versiyonlarla düşünüyorlar. Dışarıdan şu yaşantıları geçirmemiş insanlar gelip direkt sağ veya sola böyle izleyip gidiyorlar. Bu tabi doğal bir şey ama takılma olarak olduğu zaman gerçekten algılarımızı, karşıyı anlamamızı bu hoca öğrenci, hasta doktor, karşılık ilişkilerde veya toplum veya devlet fark etmiyor. Hiç fark etmez. O kalıpların içerisinde baktığımız müddetçe bir tarafa doğru gidemiyoruz. Yani daha doğrusu yanar gidiyoruz. Dolayısıyla bu da düşünceyle ilgili bir çalışmaydı. Gelelim efendim bu algılarımıza göre baktıktan sonra izninizle o bahsetmiş olduğum medeniyet çizgisine doğru bir yolculuk yapalım kısaca. Yani benim önemsediğim gerçekten anekdotlarla da arz etmeye çalışacağım bir çalışma bu. Önce İspanya'ya uzanacağız. Endülüs'e 700'lü yıllara. Ondan sonra Balenistan'a Muhteşem Süleyman'ın olduğu yere gideceğiz. Ve oradan sonra Türkiye'ye gideceğiz. Ve birkaç son dönem anekdotla beraber tamamlamaya çalışacağım. Buyurun bakalım. Çok sevdiğim bir söz bu. Ali Şeriati'nin bir sosyolog, İranlı ve yazar. Her yerde olan fakirlik açlık ya da açıklık değildir diyor. Fakirlik para ve altına sahip olamamada değildir. Fakirlik sahafta satılmamış bir kitabın üzerindeki tozdur. Fakirlik kağıt imha makinesinde gazete parçalayan bir bıçaktır. Fakirlik arabanın camından dışarıya atılmış duş kabuğudur. Fakirlik yemeksiz geçirilen bir gece değildir. Fakirlik düşünmeden geçirilen bir gecedir. Gerçekten benim hoşuma giden ve etkileyen bir ifade. Onunla başlamak istedim. Avrupa'ya doğru başlıyoruz yolculuğumuza. Avrupa'dan tabii önce buradan başlamayı yerledik. Biz de giderken buradan kamerayız. Bu da şahsımın çektiği fotoğraflardır. İşte birkaç tanesini gece olduğu için o kamerayı alamadık. Oradaki yapılarla ilgili. İnternetten 2-3 tane fotoğraf var. Ama bu yolculuk başlarken Sultanahmet'te Ayasofya'yı çektiğimiz zaman oradan başlamıştık. İspanya Endülüs 711 ve 1492'de Beni Ahmer Devleti'nin yıkılmasıyla son bulan bir medeniyet. Ve gerçekten çok büyük bir medeniyet. Pierre de Madame Curie'nin ifadesiyle bize diyor Endülüs'ten 50 kitap kaldı. Biz onun adamı parçaladık. Eğer kitapların çoğu kalsaydı gezegenler arası gidip geliyordu şu anda der. 500 bin kitabın Kurtuba'da yakıldığına dair rivayetler çok fazladır. Ve sokaklarında olukla kan akan bir Kurtuba ve Granada diye ifade edilir. Ayrıca seyyahlar o zamanki Endülüs anlatırken yollarında ışıklar yanan, aydınlık, su içerisinde tertemiz bir ülke diye bahsederler. Şimdi oradan kareler, paylaşıklar gelecek. Tarık bin Ziyad, Barbunus Endülüs'te o zaman Emeviler
Hanedan'dayken Kuzey Afrika'ya ele geçiyorlar ve Kuzey Afrika valisi Tarık Nizyat'ı göndererek daha Abbasilere geç kalemem ben. Oraya bir giriş yapıyorlar. Hatta gemileri yakmak tabiri olduğunu söylüyor. Bazı tarihçiler kabul etmiyor bunu. Ve oraya geliyor ve Fransa'ya kadar geliyor Tarık Nizyat. Daha sonra Emevi Devleti yıkılınca son Emevi halifesi gelip orada kendi hükümranlığını kuruyor. Benim yaptığım çalışmalarda yani Fatımiler, Abbasiler, Emeviler gibi böyle sanki birkaç halifelik o dönemde ortada var gibi bir görüntü var. Çünkü oradaki görüntüde Emevi halifesi orada kendi yaşamı devam ediyor. Şimdi şu, biz Valencia'dan başladık. Kongre oradaydı ama bütün Endülüs'ü gezmek istemiştik o zaman. Ve gelince de ben dönünce gerçekten çok etkilendiğim için burada bir çalışma yaptım. Belki bir eser olarak çıkarmaya çalışıyoruz. Aragon ve Kastilya, Ferdinand ve Isabel'le hep çarpışmalarında ve ikisi birleşince zaten bu Endülüs ortadan kalkıyor. Ama özellikle dikkate sunmak isterim, 781 yıl sürüyor. Tarık bin Ziyad'ın 711'e girdikten sonraki benimle Osmanlı İmparatorluğu'ndan fazladır efendim süresi. Ve onun için gerçekten çok önemli bir yer işgal ediyor. Rönesans için de aynı zamanda Avrupa için de. Ve buradan başladık. Özellikle burada Cordoba ve Granada ve Cordoba'yı da burada göreceğiz ki örnek olarak. Elbensiye eski ismi Valencia'nın oradan itibaren başladık. Önce Kurtuba'ya ve meşhur Ulu Cami, Kurtuba Camisi büyük. Gittiğimiz zaman sordum. Dedim eski kale Cordoba dedi sorarken biz. Hemen tarif ettiler. Ve orada gördüm. Muhteşem bir cami. Şimdi göreceksiniz. Endülüs bölgesinin giriş tabelası girerken yol üzerinde. Bu internettendir bu. Muhteşem bir kemer ve sütunları var. Şu anda içinde katedral var. Katedral faaliyet halinde. Çok büyük, yani muhteşem büyüklüğü anlatmak için söylüyorum. Ve tabii şu anda sadece belli mihrapları muhafaza edilmiş durumda. Başka bir şey yok. Yani diğerleri tamamen katedral olarak ama katedral belli bir bölümünde faaliyet gösteriyor. Kendisi olduğu gibi duruyor içinde. Bu iki büyük kulesi, diğer kulesi yok, öbür tarafta da göreceğiz. Bu kapının giriş bölümü. Bunlar belki ışıktan görünmüyor, belki azaltabilirsek daha iyi görülebilir. Ağaç bunlar, kapı ve pencere çıkan sedef katmalı örnekler ve muhteşem örnekler bunların ikisi. Çok sayıda sökülmüş ve tavana bunları yerleştirmiş durumdalar. Burada bir çalışma yapmışlar. Böcekten ve kurttan kurtarmak için çalışma yapmış üzerinde ama tabii birçoğu kurtarmamış. Çok iyi bir bakım yoktu. Burada da görüyorsunuz gene. Bunları alıp tek tek oraya yerleştirmişler. Burası altın varaklı olan ve kültür mirası, dünya kültür mirası üzerindeki iki tane yeri. Mihrap. Burası içeri doğru oyuktur. Böyle bombeli. Muhteşem güzellikte. Bunun önünde şimdi göreceksiniz bir demir var. Yaklaştırıyor. Orayı şeye almışlar korumaya. Muhteşem güzellikte bir yapısı var. Fakat ilginçtir. Biz orada güneşin durumuna göre kıbleye baktık. Mihraplar kıbleyi gösterdi. Ben dedim kendi yanılıyorum. Hayır öyle değil. Görünce Türkiye'ye baktım ben. Evet, o zaman Ulu Cami yapılmış ama mihrap kıbleyi göstermiyor. Bu duruşa göre biraz sola doğru olması gerekiyor. Bir kitapta da bu yazıyor. İlk yapıldıktan sonra da o şekilde bıraktılar diye bir tabir var. Ama neler bıraktı onu net olarak bilmiyoruz. Ama kıbleyi göstermiyor. Bu diğeri iki tane var. O en konaklı diğeri, yan yana iki tanesi de duruyor. Bunlar, bu diğer öğretiyoruz arkadaşımız beraber gittiniz ve bunlarda böyle onlarca var. Böyle gidiyorsunuz, onlarca sütun üzerinde camiyi görebiliyorsunuz.
Gene o tahtaları buraya koymuşlar bakınız. Kapı ve tahta burada. Çıkar kapı ve tahtalar. Duvarlara asmışlar. Gene köyün dışından bir görüntü bu. Tam bu aylardı. Mart'ın sonuydu gittiğimiz zaman. Bu diğer giriş kapısı. 4-5 yerden bahçeden girişe muhteşem bir bahçesi var. Bu Kordova'nın yan sokaklarında camiye açılan sokakların bir kısmı muhafaza etmişler. Üzerindeki çünkü herhalde oradaki müşteminatla ilgili olsa gerek ve oraları bu şekilde muhafaza etmişler. Üzerindeki işler var. Muhteşem bir taş işçiliği var üzerinde. Görmek mümkün yakıyla. Çok daha sonra bu tamamen arka tarafı ve diğer sokağın olduğu bölüm. Bu Kordova'da çıktıktan sonra orada halk tarafından yapılan, müşahat tarafından yapılan bir cami bu. Orada çok az cami var. Ama İndiriş Üniversitesi kurulduğunu ben öğrendim daha sonra. Çalışmalar hızla ilerliyormuşlar, devam ediyorlar. İşte orada bir cami var, yol üzerinde onu çektik. Yakinen de böyle bir görüntü olarak da aldım bunu. Kurtuba'nın sokakları çok dar. Yani bir çok dar sokakları var. Akdeniz'de genelde bunu görebiliyorsunuz. Buradan Granada'ya, o zaman geldi Granada'ya geçiyorum. Burası Valencia'nın ortasından geçen ve bizde bazı şehirlerin örnek aldığı bir çalışma bu. Bütün Valencia'nın boydan boya çok geniş bir şekilde kordon halinde şehri bölüyor. Burada rekreasyon alanları var, oyun alanları var, spor. Bütün herkes kapıdan çıkınca oraya gidebiliyor yani. Spor yapmaya gidiyor, yürümeye gidiyor falan. Atlar var orada, korumayı bile sağlıyorlar. Böyle ilginç bir görüntü vardı, onu paylaşmak istedim. Bir kongre merkezi orada. Havuzun etrafında bir kongre merkezi. Burası Endülüs Emevilerinin son Benihamler Devleti'nin Granada, Elhamra Sarayı. Bu bina o zaman değil, daha sonra yapılan bir bina. Şu anda etrafını geziyoruz. Şimdi oraya doğru geçeceğiz ama çok geniş bir arazi var. Bu sarayın, yani Endülüs Sarayı'na kadar sarayın girişi burası. Saray bu ve bunun arkasında burası değil. Burası daha sonra Aragonlar tarafından yapılan kendi sarayları. Şimdi şeye bakın, yapıya bakın, onun için diyorum. Buradan geliyor, herkes belli saatleri var, burada oluyorlar ve gezdiriyorlar. Çok geniş kare burçları var ve oradan şehri görebiliyorsunuz. Oradaki şehir isimleri Amerika'daki de aynı. Santa Fe var mesela, karşı tepeler şimdi göreceksiniz. Şurası Santa Fe mesela, aynısı Amerika'da vardı, İspanya, biliyorsunuz orada ikinci değil. Burası Granada'nın görüntüleri aynı zamanda. Saraydan şehrin manzarası bu. Bu şekilde manzaralar var. Şimdi bahçede çok geniş açıdan yapılmış. Ve birçok yerde bunu görebiliyoruz. Bunların daha evvel yerleşim yeri olarak kullanıldığı bize söylediler. Ve geçişler var altında. Muhteşem bir saray yapılmış oraya ama çok mütevazi. Yani dışarıdan baktığında bir şey göremiyoruz. Ve bence en önemli yerine geliyor şimdi. Muhteşem güzel kapıları var işlemeli olarak. Harika bir içlik hala. Bakın bakım falan yok. Ona rağmen duruyor. Ve içeriden de dışarıdan harikulade bir görüntüsü var. Şimdi giriyoruz sarayın içerisine. Elhamra'ya, Granada'ya. Buradan giriliyor. Ön bahçesi var. Ve yandan doğru gidiyorsunuz. Saray bu. Girişte nar var. Nar olarak sembolü. Narı mozaikle yere nakşetmişler. Nar karşılıyor sizi. İki tane. Ve buradan giriyorsunuz. Şu işçiliğin buradan belki çok göremiyoruz ama muhteşem bir yapısı var. Harikulade, hayran kalmam mümkün değil. İçeri girdiğiniz zaman şimdi göreceksiniz. Bu tavandaki işçilikler o zamanki teknolojinin fevkinde çok muhteşem güzellikte işlemeleri var. Bu topucuk halinde mermer işçiliği bu tavanda. Yani hayal edersiniz böyle yuvarlak kubbeler şeklinde bir kainatı yapar gibi işlemişler oraya. Bunu geniş açıdan aldık aşağıdan.
Daha sonra duvarlara kendileri zarar, yani kendilerine göre desenler kullanmışlar. Bu tabii ki eski deseni ve şu ibareye dikkatinizi çekeceğim. Şimdi gelecek o. Elhamdülillah sanayinin her yerinde, tüm duvarlarının her tarafında bu ibare yazıyor. La galibe illallah yazıyor burada. Allah'tan başka galip yoktur. Her yerde bunu yazmışlar. Şimdi onu göreceksiniz. Duvarın bütün bir odaya giriyorsunuz. Her yerinde bu var. Her yerinde bu belli aralıklarla bunu yazmışlar. Bunu çözemedik. Yani ben de çözemedim. Birkaç hafta sordum. Dedi o zaman en dönüşümlüler tarafından bir arkada kullanılıyor dediler bana, biliyorum. Ve bunun anlayan çok hoşuma gitti yazısı olarak. Ama ne yazdığını çok neden de araştırmadım. Birkaç hafta sordum ama çözemediler. Onun için hocam buraya getirdim zaten. En azından paylaşmayı istedim bunu da. bunu birkaç yerde gördük biz. Ama şu görüntü hoşuma gitmişti, onu aldım. Bu gene bir çeşmenin içerisinde, oda içerisinde işlemesi bu duvarı. Bütün o taç kapının ve içerideki oda kapıların her tarafında yazdığı gibi bütün işlemenin içerisinde bunu görmeniz mümkün. Muhteşem bir görüntü var. Gene bakıyoruz lütfen, bunun her tarafında yazıyor ve bu odada buraya geçen kapılardan bir tanesi. Şimdi gelelim, geçiyorsunuz, misafirlerin, elçilerin, ayrı ülke makamlarına göre kabul edildiği yerler var. O küçük gördüğünüz yerden buraya geçiliyor. Çekilikten sonra böyle üç tane ortasında havuz olan avlu var. Ve bu da bir tanesi ev halkına ait, yani aileye ait, diğer misafirler için kullanılan salonlar bunlar. Fakat muhteşem güzellikle yapılmış. Bu diğer bir salon. Başka bir açıdan da görebilirsiniz. Güneş burnu zaten kızıllık da geliyor. Böyle hoş bir görüntüsü var. Burada devlet erkanının ağırlandığını da bize ifade ettiler salonlarda. Belki mütevazi ama çok hoş bir görüntü var. Mütevazilikle beraber. Bu hemen hemen Elhamra'nın ve o zamanki daha sonraki bir araştırma göre şeyin, Granada'nın sokaklarında da çeşme şeklinde insanların temsil yapması için kullanılan birçok su veren çeşme tarzı yerlerden birkaç tanesi, sayı içerisinde çok fazla var bunlarla. Şimdi bu belki arkadaşımızdan görüş aldığımız vardır hocalarımızdan. Bu şimdi onun şu an şimdi hali bu. Yani şurası o. Bu eski fotoğrafı biz gittiği zaman kaldırmışlardı. Oradaki taş burada şu. Şurası. Burayı koruma altına almışlar. Bu başka bir avlunun tam ortasında dünya kültür mirasında bu. Sebebi şu. Şimdi burada 12 tane aslan var. Her bir aslanın ağzında bir musluk var. Yani serbest akıma müsait. Burada üzerinde güneş saati var. Hangi saate geldiyse o saatte bir saat aslanın ağzından su akıyor. Ve güneş saati döndükçe diğerine, oradan diğerine 12'yi tamamlıyorlar. Aslanlarda dökülme başladığı için orayı koruma altına alıyor ve aslanları oradan almışlar. İçeride bir oda yapmışlar ayrıca bir salona onları orada muhafaza ediyorlar. Bu kültür olarak, miras olarak koruma altında. Burada da onu görebiliyorsunuz. Orada ibadetleri kullanmışlar. Bu salon çok, işçiliği çok güzeldi. En çok dikkatimi çeken şurasıydı. O orta bahçenin bu. Şurası muhteşem gerçekten. Şurası. Bütün bahçe, o aslanlar olduğu yerin her tarafı dantel gibi işlemişler. Merdeni bu şekilde bir arkada bir mimari eser mevcut. Birkaç görüntü var. Mesela şurada hepsi boş. Yani aralıklı ve birbirine bitişik harika bir şekilde böyle bir görüntü arz ediyor. Gelelim Macaristan'a. Bu haçla başlıyor Macaristan. Muhteşem Süleyman'ın ilk ve muhteşem bir bozgun. Biz oraya gittiğimizde bu haçla ilgili bir şimdi gelecek tiyatro vardı. Orada afişini gördük. Buraya aldık, biz çektik onu. Orada ifade şu bu haçla. Kendi aralarında Macarlar
bir problemle karşılaştıkları zaman bu haç kadar mı kötü ifadesi var tırnak içinde. Çünkü bu haç bütün komutanlarının ve savaş komutanının hepsinin bataklıkta öldüğü bir savaş. Muhteşem bir ova, mutlaka görmenizi isterim. Muhteşem bir ova ve o ovaya şu anda bir şey yapmışlar. Çeşitli figürlerle savaşı canlandırıyor. Tahta altlar çıkmış böyle, örmüşler filan. Böyle çok ciddi anlamda bir çalışma yapmışlar oraya. Biz onu sabah gezdik. O uçur bucaksız bir ova ve orada 2 saat içerisinde dünya tarihinde en kısa süren ve en çok kayıp veren savaşlardan bir tanesi oluyor. Geçiyor ve Macaristan Osmanlı'nın topraklarına katılmış dönemlerden itibaren. Şurayı göreceğiz. Buradan başlayacağız. Burada Zigetto'yu göreceğiz. Bu bize benzerdir. Oradan Esterburg'a çıkacağız ve burada 5 ile Macaristan'ı bitirmiş olacağız. Burada özellikle Zigetto var çok önemli. Malum en son savaşı Fransız Süleyman'ın ve Esterburg'da ve burada 5'te çok güzel görüntüler var. Bu bohaç duvara yapıştırmışlar şeye, direğin üzerine. Biz oradayken bir bohaç tiyatrosu vardı. Biz tabii gidemedik. Bu ovanın bir bölümünde yer alan figürler savaşı canlandırıyorlar burada bohaçta. Bu şimdi kullanılan belediye sarayı ve hükümet binası. Dikkat ederseniz izler kalmış duruyor. Burası hükümetin meydanında şurada bir şövalye var. Şimdi göreceksiniz. Burada bir haç ve bir savaş kıyafeti buraya asılmış durumda. Şu ifade dikkatinizi çekelim. Burada savaş komutanlarının lahitleri var. Şehir meydanında bu. Ve çok üzgün bir ifade var. Çünkü gerçekten hiç kimse kalmamış savaşta. Layıklardan bir görüntü. Yine Tuna Nehri malumunuz bütün Avrupa'da muhteşem bir görüntü sergiliyor. Oradan da geçiyor. Macaristan'da boydan boya Tuna'yı görmeniz mümkün. Çok güzel. Balıkları çıkıyor ve ben balıkları daha çok geldiğim için bağışıktan baktım biraz. Ve bu ağaçta bu şekilde. Bu Veli Ağabey'in kahvesi orada. Orada pasta, diğer yerde gelen çok sayıda Müslüman var. Ve orada böyle bir görüntü vardı, onu da çekmiş oldum. Bizler, Türkler de var. Orada çeşitli gıda sektöründe çalışıyorlar. Bu 2009'da biz gitmiştik, onu da tarihini söyleyeyim. İstanbul Kültür Başkenti ve aynı zamanda aynı İstanbul Kültür Başkenti olan bir şehir. Yani Boğaç'tan sonraki durak. Hemen hemen aralarında yaklaşık bir saat var aşağı yukarı. Ve hakikaten Macaristan'ın tek minareli kalan camisi orada. Muhafaza etmişler. Zaten onun için kültür mirası da alınmış. Ve tek içinde katedral olmasına rağmen cami olarak muhafaza edilen cami orada. Onların fotoğraflarını çektik. Minareli olan Yakavola Hasan Paşa Camii muhafaza ediliyor ve restorasyon yapılıyor. Türkler de yani devlet olarak da biz ona destek veriyoruz. Verilmiş. Bu internetten alınmış. Biz gece gittik çünkü. Gece karanlıkta çıkmadı. Bunu internetten aldığında. Çünkü hilali genelde bulundurmuyorlar. Bunu tamamen olduğu gibi muhafaza etmişler. Genelde caminin belki kubbesi göreceksiniz ama hilal yok. Hiçbir yerinde yok. Bu yine oradan böyle bastırmışlar. Hediye geçerek satıyorlar. Bu da başka bir görüntüsü. Yakavola Hasan Paşa'nın camisi. Bir diğer cami Gazi Kasım Paşa Camisi gene orada. Kimseye dönüşmüş durumda şu anda ama cami motifi olarak muhafaza ediliyor. İçinde ibadet yapılıyor Katolikler tarafından. Bu gene onun gece görüntüleri. Biraz karanlık bunlar ama aynı cami gece görme fırsatımız oldu. Pek küçük bir şehir ama üniversite şehri. Çok sayıda öğrenci vardı. Harika bir yer. Ben çok hoşuma gitti. Küçük, hoş, keyifli bir yer. Ve bütün dinlere çok sıcak ve çok iyi bakıyorlar. Hepsini gayet rahatlıkla işte. Gelin muhteşem Süleyman'ın Zigetvar Seferi'nde ve orada rahmetli olmasıyla ilgili olan görüntüler gelecek. Girişte Zigetvar'ın olduğu şehir ve kaleye gelmeden yaklaşık 5 km dışında bir otağı var. Bu otağın orada
Sayın Süleyman Demirel tarafından Muhteşem Süleyman Doğumu'nun yılı münasebetiyle orada bir park yapılmış. Oradan görüntüler var. Otağın kurulduğu yer ve iç organlarının defnedildiği yer orası. Siz oradan görüntüler gelecek. Onu geçerken biz gördük, haritaya göre baktık ve şehirde buradan bunu görebiliyordunuz. Girişim bu şekilde yapılmış. Bizim mimarımız tarafından yapılıyor. Onlara hediye olarak her şeyi karşılıyor Türkiye Cumhuriyeti. Burada Macar Dostluk Parkı olarak da nasıl yapıldığını ve durumu anlatıyor. Savaşın durumunu ve seyrini anlatıyorlar bu kitabede. Bacarcı Kirk ifadesi kullanıyor. Biz oradayken kalacağımız yere giderken biz biraz şehir dışında kalmak istedik. Bir Macar, orada çok güzel bir ev yapmış. Böyle biraz şatovari. Bizi çıkabilirken yukarı doğru çıkıyor. Ben de aşağıda döndü bana İngilizce, ben de Türk'üm dedi. Döndü bana, çıkardı gözü, bak dedi, beni görsen seyirine verdim. Başkasına versen dedi. Dedi Türk'müş, yani İstanbul'da gitmişler. Atilla çok fazla var Macaristan'da, isim olarak, yer olarak çok fazla kullanılıyor. İki taraflı bu parkın iki tarafında ve iki komutanın rölyefleri var, çok büyük. Zirin Dimitros'la Kartal Süleyman'ın iki tane çok büyük, şimdi göreceksiniz, rölyefleri var, burada görülüyor, yan yana yapılmış, dikkat çekeden yaptık. Burada artık tuğrası var iki tarafta. Bunun tarih programında falan da göstermişler bunları, görmüş olabilirsiniz. Burada tuğrası, arka taraftan görüntüsü. Oraya sembolik bir şadırvan var ve orada sembolik olarak mezar var. Niye sembolik? Kartal Süleyman rahmetli olduğu zaman Sopun Mehmet Paşa diyor ki biz götüremeyiz cenazeyi, sıcak hava kokar. Kalbin iç organları çıkartılıyor. Otağın bulunduğu yerin biraz ilerisinde şimdi göreceksiniz gömülüyor. Ve tahnit ediliyor. Ondan sonra cenaze İstanbul'a getiriliyor. Gömüldüğü yere, oraya geçeyim göstereyim, geleceğim oraya. Burası, gömüldüğü burası. Burası, bu biraz evvelki görüntülerin, buranın, mezarın yaklaşık 1 kilometre, 1,5 kilometre mezara göre bakarsanız güneyine kalıyor. Asıl yeri burası. Oğlu senin yaptırdıktan sonra yaklaşık olarak 100 yıl kadar kalıyor burada. Türbe yapıyor, burada türbe var. Daha sonra Habsburg Hanedanı Magesa'ya geçirince yıkıyor türbeyi ve buraya kilise yapıyor. Aslında Sultan Süleyman'ın iç organlarını buluyor, bunun altında. Otağın bulunduğu yer burası ve orada böyle bir sembolik bir mezar var. Orada bir lahit var ve mezarın şeyi burada görüntüsü. Ve bu şekilde bir çerçeve içerisinde ziyaretçilerin açık. Burası Zigetvar'ın içi ve bu 500 Zigetvar kalesi. İç içe 3 büyük avlu oluşuyor. Sonra tek avlusu kalmış durumda. Diğer 2 duvarı yok. Onlar yıkılmış. İşte bir cami yıkıntısı var. Çok muhteşem bir yapısı var. Birkaç kapıdan girilebiliyor kendisine. Gelin Esterbora, bu 7 Kral Saray var Esterbora. Yukarı çıktı kuzeye. Slovakya'da olduğu yeri var. Slavan'ın tam karşı karşıyalar. Bu 910 yılında bir şapel. Hala kullanılıyor. Ve şimdi göreceksiniz Esterbos Sarayı ile şapel arasındaki farka. Çok büyük. Burası içi. Orada bir müze yapılmış. Burası bir nöbetçi kulübesi. Şimdi müzeye binaya doğru geçiyoruz. Bunu daha sonra restore etmişler. Bunun yerinde küçük mütevazi bir saray var. Kalıntıları var burada. Görüyorsunuz şuradan duvarları görüyorum. Tamamlamışlar daha sonra. Burayı dışarıdan gezebiliyorsunuz. İçeriden gezebiliyorsunuz. Biz genelde bir görüntü aldık. Ve o zaman da kullanılan çamdan daha sonra kendilerine çamdan vesaire kullanıyorlar. Bunlar Osmanlı mezarları. Buraya yaklaştırmıyorlar. Dışarı çekebiliyorsunuz. Koruma altında. Yani belli günlerde falan geçtiği zaman yaklaşamıyorsunuz oraya. Dışarıdan fotoğraflayabiliyorsunuz. Ve karşı taraf Bratislava başkenti. Bu taraf Esterbora oluyor. Genetula orayı da ikiye bölüyor.
Son olarak Macaristan'la ilgili Gülbaba türbesi var. Sabahleyin ayrılacağım gün bunu 5 liraya hareket edeceğiz. Bu dinde teşri olarak ayrılıyor. Şurada tam ikiye bölüyor, muhteşem bir şehir. Mutlaka gönlünüz arzu ederim. Sağ tarafı Budin, sol tarafı Peşte. Bu da Peşte olarak geçiyor. Veya güney tarafı gibi bakarsanız da aynı şekilde. Ve orada Gülbaba'nın türbesi var. Gülbaba fetih zamanında Anadolu'dan gelen bir Bektaşi elini ve gelip askere güç ve moral vermek açısından karşı tarafa davet ediliyor. Ve orada daha sonra savaştan sonra bir dergah yapıyor. Ve bugüne kadar orada kalan, sevilen, mekan olarak yani gösterdiği zaman, sorduğunuz zaman gösterilen bir yer. Hoş bir mekan. Şimdi oraya doğru geçelim. Burası Parlamento binası. Burada Peşte'li meşhur, çok büyük. İçeriden görebiliyorsunuz bazı yerlerinden. Böyle çok hani korunaklı bir izleki gibi. Açık. Yavaş yavaş şuraya geçiyorsunuz. Şeye doğru geçiyoruz şimdi. Bu nereye doğru ve bu günü ötülesi tepede çıkmadan evvel alt tarafta gelebilir. Oranın gene kullanılan müşterilerinden bir şeydi ama çok bakımsız bu. Bunu biz yetkililere ilettik ama doğasının arkası soramadık. Yani fotoğrafları çektik. Hakikaten çok benzeri bir yerdi. Ama tamamen bize ait bir miras bu. Gerçekten muhteşem bir şey ama çok bakımsız. Buradan Gülbaba sokağına giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi kapalı. Buradan çıkıyorsunuz. Park etajlı bir sokak. Burada yazıları var. Kapılar biraz da eski. Böyle çıkıyoruz. Böyle patika yolu var. Turan üzerinden de çıkıyorsunuz. Ve zirveye varıyoruz. Yavaş yavaş. Zirveye vardığımız zaman bu şimdi burada bir şey görünmüyor. Biz gittik. Bakıyoruz bir şey görünmüyor. Bak tüpü bekliyoruz şu an. Sabahın 7'si yalnız bu. Orada bir kadıncağız şey silkeliyordu. Bizi gördü 3-4 tane kişi. Anladı dedi ki dön dedi buradan. Evde dön dedi. Biz döndük. Bir anda bir şey ortaya çıktı. Bu tam tepeden, türbenin olduğu yerden görünüşü. Döndüğünüz zaman burada karşılaşıyorsunuz. Burada bir sembolik olarak heykeli var, bir babadır. Ve bu altıgen olarak, Bektaşi olarak düşünülmüş o türbenin olduğu yer. Biz hemen buraya girdik. İlginç bir olay oldu orada. Sabah 7'si kimse yok ve bir yazı. Restorasyon dışında kapalıdır diye bir yazı. Biz tabii Türk usulü içeriye sızma yönlerine bakmaya başladık. Hani gelmişken görelim falan diye. Bir baktık aşağıda bir yaşlı bir bekçi var. Bekçi kıyafeti var. Hani hemen ona şeyler söyledik ama anlamadı İngilizce olarak. Türkçe anlaştık. Girsek falan dedik. Dedi bizi buraya yaptı. Sabah 7'sinde bizi içeri aldı. Bu türbenin dış duvarı. İçeri giriyoruz. Burayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti o zaman restorasyon yapıyor. Şimdi göreceksiniz. Dışarıdan görüntüleri bunlar. Girdiğiniz zaman böyle bir av bir şekilde türbenin etrafında içerisinde bizim Mehmet Hazretleri'nde olduğu gibi oda çilehaneleri vesaire yerleri var. Burada şimdi göreceksiniz. Hepsi restore ediliyordu. Yeniden ele alıyorlar. Oda burada birçok yer var. Burada duvar işlemeleri var. Odaları kapatmışlar. Üstünü restore ediyorlar, temizliyorlar burada. Bu türbenin olduğu yer. Tabii o beyefendimizi aldı içeri. Biz tabii geçtikten sonra türbeyi görmek istedik. Eksik olmasın. O da sağ olsun. Bize açtı. O beyefendi. Ve içeri girdik. Türbeyi ziyaret ettik. Temiz, güzel bir mekanı vardı. Ve oradan çıktık hemen. Burası benim memleketim. Siz o gelse onu da bitirmek istedim. Şimdi bir yerde herkesi o beklemiş. Girişi ve çıkışı tek olan ildir. Adı olduğu için gittiğiniz yerden çıkmak zorundasınız. Başka yerden çıkış yok. Onun için önemlidir. Şimdi ben iki konuyu lütfen arz etmeye çalışacağım. Bir tanesi, bugüne geldik. Yani böyle bir belki küçük kısa bir yolculuk yaptırmak istedim. Umarım katkı getirici olmuştur ama birkaç tane not var bugünden benim yaşadıklarımla ilgili olarak.
Medeniyet bakış açımızla ilgili belki birkaç paylaşım ve Türkiye'nin geleceğiyle ilgili belki birkaç paylaşım olacak bu. Ben 80 senesinde eğitim fakültesine geçmeden evvel Ankara Ziraat Fakültesi'nde 2 sene oturdum efendim. Biraz bahçıvanlığı vardı. O zaman biliyorsunuz tıp, mühendislik falan çok revaçta. Evde istiyor ki abim benim iki kardeşim o doktor, Ankara tıbbı kazanmış. Ben biraz daha rahat bir yapım var. O çok düzenli sağ olsun eksik olması. Ben biraz daha rahat. Evden diyor ki tıp yazdı işte mühendislik yazdı. Ben sosyal alan daha çok hoşuma gidiyor ama o zaman anlatamadık. Lütfen çocuklarınız varsa çok zorlamayın. Yani meslek tercihlerinde. Allah herkesin ıstırmasın diye ölüyorum. Ben yazdım. Mühendislik yapmışım. İnanın bana eve geldi 80 senesinde. Ben oraya yazdığı unutmuşum ya. O kadar bir haberim ya şeyden, ziraatler falan. O zaman şimdiki Futbol Federasyonu'nda galiba ikinci başkan bizde oyuncuydu. Bizim ziraat fakültesi salonu var. Muhteşem bir takımı var. Bizde İsrail basketbol oynuyoruz falan gelmişti oraya. Ben gittim. Çantamı bırakıyordum. Doğru basket başına. Doğru işte salonu, sporcumda falan. Oraya gidiyordum. Pek dersen alakam olmadı iki sene ama ziraat fakültesini gezdim, dolaştım. Şimdi orada alışan anekdot oraya verildi. 80 senesinde yurt dışında öğrenci mübarekçi öğrenciler geldi bize. Nereden geldi? Arnavutluk'tan, Irak'tan, İran'dan, Filistin'den, Ürdün'den öğrenciler geldi. Bize oraya gidiyorlar. Orman fakültesine, veteriner diye ziraatta gidip gidiyorlardı. Bir de dindaneye gidiyorlar zaten. Tıpta da vardı birkaç tane. Bizim sınıfımız 200 kişi, Irak'tan gelen çocuk Diyar, soyadı Ergen'in. İran'dan gelen iki kişi var, Tebriz'den geliyorlar. İran, Azerbaycan'ın başkentidir. Behrul da Ali. İşte Ürdün'den Ahmet, Sudan'dan da Muhammed vardı. Biz onlarla beraber böyle işte yere gidiyoruz. Tabii Türkiye'ye yeni gelmişler, dil problemleri var, okuyorlar falan. Diyar derdi ki bana, abi derdi bizim de dedelerimiz iki dedeler Erzurum'dan gelmişler, Kerkü'ye yerleşmişler. Biz Türk'üz dedi yani. Soyadımız Erzurum'du zaten. Onu sormuştum da. Yani diğer dediler de bu soya böyle anlattı. Ali ve Behrut Tebriz'i zaten. Dedi ki biz zaten Türkiye'ye gidip geliyoruz zaman zaman. Fakat beni en çok etkileyen Sudan'ın başkenti Hartum'dan gelen Abdullah olmuştu. Abdullah böyle 1.85 boylarında çok uzun etti. Bornuz kafa. Tam bir bornuz saçı vardı. Şimdi Beytan olduğu gibi. Açılmamış delikli kurşun kalemi koyardı. İki tane. Şöyle yapardı tamam. Çünkü arka cebinde, kot cebinde bir defter, sokak poposunu affedersiniz. Ders öyle gelir. Şimdi not tutacak. Çıkarır. Yazar. Tekrar takar. Düzeltir. Bir daha. Allah selamet versin. Hayattaysa. Görüşemiyoruz tabii. Bugün bana dedi ki Osman abi derdi bana, böyle konuşuyoruz, yemek yedik beraber. Dedi, Sudan'da, Hartum'da dedi, ben Hartum'dan geliyorum. Sayın 81'de bu. Hartum başkentindeki büyük camide Cuma namazı dedi, hala Osmanlı sultanlarının için hutbeli ismi geçer ve kılıçla hutbeyi okurlar dedi. Ben de zaman zaman duymuştum, hani bir Afrika'nın ortasından böyle bir 80'li senesinde böyle bir şey gerçekten etkileyici bir benim için. Ondan sonra sene geldik 90'lara doğru. Saraybosna ortaya çıktı ve Türk Birliği var orada. KFOR'a ve NATO görüşlerine destek veriyorlar. Bir parlamenter TRT1 televizyonunda bir açık oturumda belgesini gösterdiği için arz ediyorum. Saraybosna rahmetli Aliset Begoviç Cumhuriyet ilan ettikten sonra İstanbul müftülüğüne buraya bir yazı göndermiş. Saraybosna müftüsü bir yazı yazmış. Yazıda şöyle söylüyor. Yazıyı okudum. Resmi yazı. Saraybosna başkent olmuştu ve Cumhuriyet ilan edilmiştir. Bundan sonra Cuma namazı kılınmak gerekir. Bize bir icazetname gönderirseniz biz Saraybosna Cuma namazı kılacağız diyor. İstanbul Üstü'nü tabi güzel cevap yazı yazmış. Biz bu işlere bakmıyoruz. Siz kılın nasıl isterseniz gönlünüz diye. Oraya güzel bir yazı göndermişler. Bu iki ve üç.
Bu bir sağlık öğretirken bizim arkadaşımız Bosna'ya gitmişti. Görev yapıyor orada. Bir Ramazan günü bunu Tuğrul İlhançer Beyefendi anlattı. Oradan da biliyorum ben ama bizim arkadaşlar duyduğumuz çok olaylar var. Seyredilirse katliamından sonra iki yaşlarında falan var. Orada girmeyelim. Çünkü orada şöyle bir şey var. Ramazan günü iftardan önce Türk Birliği bulunduğu yerde su sevkiyat ve lojistik destek veriyor. Ve orada da insan sıraya gitmişler, su alıyorlar. Birer şişe su veriliyor her gün insanlara. İki yaşlı diyor, konuşuyor diyor. Tuğrul Bey anlatıyor. İki yaşlı kuyruğa girmişler, arada konuşuyorlar. Arkada bir yaşlı daha geliyor, Bostalı. Koltuk altta bir tane bir şişe, bir su. Koltuk altta gelmiş. O yaşlı diyor ki, sen diyor almışsın diyor, niye geliyorsun? Cevap çok muhteşem. Diyor ki, burayı kim dağıtıyor diyor. Türk Birliği dağıtıyor, Türk ordusu veriyor diyor. Diyor ki, ben diyor 80 yaşıma geldim. Hiç de gidemem diyor, hacca. Bu saatten sonra artık gidemeyiz diyor. Ben diyor, o suyun bir tanesini alacağım. Bunu diyor, ihtiyacımı kullanacağım. O aldığım suyu son nefeste zemzem diyetle benim ağzıma sürsünler, deşirtler vereceğim. Şimdi gerçekten bizim coğrafyamız çok değerli hazırlık. Muhteşem bir coğrafyamız. Ve hakikaten farkında mıyız bilmiyorum ama bizi gerçekten insanlığın hizmetkarı olarak yetiştirilen bir medeniyetin sonucunda geldiğimiz noktaya dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum acizane olarak. Yani hakikaten kendini feda etmiş her bakımdan bir neslin çocuklarıyız biz. Her bakımdan ama. Şu andaki sağlığımızı da görüyorsunuz. Yani herkes paylaşıyor. Yani birçok badeden geçiyor fakat biz çocukları yetiştirirken şöyle bir hata yapıyoruz acaba diye hep kendime sordum. Bu medeniyet tasavvurundan sonra medeniyetle ilgili haşa benim böyle konuşacağım yok aslında da. Yani bazı fikirlerimi paylaşmak istediğim için söyledim. Bir doktor arkadaşım dedi ki, hocam dedi 15 yaşına kadar da bizim kız erkek gençlerimizi evde yetiştirirken yapma, etme, tutma, hayır olmaz, bir dakika sen otur şuraya şeklinde sınırlara ve kısıtlamalarla dolu milyonlarca, bak sen size söyleyeyim, milyonlarca kelime kullanıyoruz dedi. Ve çocuk 15 yaşından sonra yapmayan, etmeyen, tutmayan, kalkmayan gibi yerde soruyor. Şimdi gerçekten çiçeği yetiştirirken ezerseniz fidan ve boy vermez. Yanlış budarsak da bir şey elde edemeyiz. Ama yetiştirilme olarak medeniyet tasavvuruyla yetiştirilmesi gerekiyorsa bireyin, onu layık olduğu şekilde özgüven vererek yetiştirmek gerekir. Yani siz gerçekten küçük dünyamızda bizim hani boğuşmalarla dolu bir yerde mi yoksa gerçekten ileriye doğru adım atması istenen bir birey olarak yetiştireceğiz? Bence bunun çok sorgulanması gerekiyor. Evimizdeki insan ilişkilerimizde, çocuk genç ilişkilerimizde vesaire de bunu görmek mümkün. Son olarak uzattım ama onu paylaşmak istiyorum. Selçuk Üniversitesi'ne görevliyken teröre bulaşmış bir kızımız. Yani daha kanunsuz çıkmış, gıda turu içerisinde cezasını çekmiş, yargılanmış. 4 yıl demiş ki o muhtemelen 8 yıl birandır. Yani ciddi bir suçlama var. Üniversiteye haftan dönmüş. Çünkü onları görmek önemli hakları devam ediyor. Dekan beni çağırdı. Dedi ki sağlık öden geçmişi bilmez. Dedi ki sizin yani danışmanınıza vermek istiyorum dedi. Olur hocam dedi ben. Kızcağız geldi, uzatmayacağım. Biz orada iki senemizde kaldı. Çok büyük şartlarda memnun ettik. Neden büyük şartlarda? Başarısı son derece yüksek, son derece zeki, son derece çalışkan bir kızlar, yoklukları var. Kars'ın Susun ilçesinin 9 çocuklu bir ailenin çocuğu. Anne babada Türkçe de yok, hiçbir şey yok, yani tahsil de yok. Bir Adana'ya geliyor. Adana'da öbür de tanışıyor vesaire. Çok zeki bir kızcağız.
Çok şey konuştuk konuda. Bana her beraber her konuda geri dönüşürdü. Ama ilk 6 ay hiç uğramadı yanıma. Yani uğramadı derken, gelip sadece ihtiyacı varsa ben ona şunu söyledim. Dedim ki, her gün burada buna gelebilirsin. Benim evimde kızım, oğlum var, eşim var. Belki misafirlerimiz var bizim, üniversite çok güzel. Sen de kalırsın, kalacak yeri yoksa bana gel. Çünkü örgüt bekliyor almak için. Örgüt bekliyor. Kalıp çok çalışıyor. İçeriden Apo yazdığı mektuplar var. Ben terör imcanı şubesini aldım bu sefer. Hepsi. Tamam. Ama kız şeyi sorguluyor yani, durumu sorguluyor. Artık her şeyi konuşur hale gelince bana dedi ki, hocam dedi, Belçika'da evim, arabam, yerim hazır dedi benim. Ama ben bu topraklarda doğdum, burada öleceğim dedi, bana yardım et. Beni çağırıyorlar yani, her şey var. Dedim ki, bak, Ayşe diyor ismi. Param olmaz, param, evin olmaz, evin her şeyi senin için soruyorum. Kızım neyse sen olsun. Fakat dedim, olur yanılırsın, daha çıkarsın. Olur yanılırsın. İnsan mı? Yanılırsın. Yani silah alırsa, gözün de içine baktım böyle, yukarıda kim kim olacak? Şimdi ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Şimdi, çok şaşırdım o önce. Dedim, yukarıda kim kim olacak? Dedim, ondan sonra tekrar dedim, yani bak dağ şartları kuşuna gitmez, aşağı inersin. Tekrar dedim, beni burada bulursun, beraber paylaşın ekmeği dedim, soruyorum. Yukarı çıktım mı? Böyle. Şimdi okulu bitti ve çok sıkıntılı bitti. Çünkü mezun etmek istemiyorlardı. Yani ille yapmak istemiyorlardı. Kalmak istemiyorum. Neler çektim? Ama mezun oldum. Kars'a gittim. Şu anda Kars'ta çalışıyorum. Okulu bitirdim. Her bayramda görüşürüz. Her sabah açar konuşur. Aradığım şey yazar gönderir falan. Şimdi tabii bu toplum çok şeyler çekti gerçekten ama hakikaten bir ortalıkta kirli bir durum vardı ve var. Kirli bir durum. Her taraftan kirli. Çok sıkıntılı ve bu birçoğu son zamanda yaşandı ve görüldü. Onun için inşallah ümit ediyorum ki ben sağlık sıhhatle inşallah. Gerçekten ailemize, çocuklarımızla bu ülkenin geleceği bence çok açık. Yani bu başbakan süresindeki takım temaslarımızda bazı konuları görme imkanımız oldu ama gerçekten. Hakikaten eğer biz sağlam durur, kendimize yatırım yapar, gerçekten o ilk şeyde düşünmeye, dizilerden çok düşünmeye, okumaya daha çok güzel verirsek ve benim üniversitemizde de çok güzel çalışmalar gerçekten olacak eminim. Olursa herhalde çok güzel şey olacak diye düşünüyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediniz, hepsi koymayın. Ama ben çok mutlu oldum. Bu benim birkaç saat çok güzel bir işle eksik olmayıp tüm ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Ayşe tabii bir şey sormuşum. Biz hocayız ya, çok özür dilerim. O üç soru vardı, unuttun mu? Kendimizi tanımlayan tek kelime, toplumu tanımlayan tek kelime ve karşılığı tanımlayan tek kelime. Tek kelime indirmek zor iştir. Değil mi? Kolay iş değildir. Ne dersiniz? Var mı bir cesur arkadaşım? Kendisi için tek kelime, toplum için tek kelime ve karşılık için tek kelime. Yok mu? Teşkilerden var mı diye düşünüyorum. Toplum için. Kararsız. Karşımızdaki insan için. Ben dürüst. Çok güzel. Başka var mı? Buyurun. Doğal. Toplum için çıkarcı. Çıkarcı. Karşımızdaki insan dürüst. Dürüst. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Başka var mı? Bu ilginç bir çalışmadır. Örneği de şudur. Yani niye bu önemliydi? İnsanlar geldi kendileri için nötr ve pozitif kelimeler bulunuyorlar. Toplum deyince ne hikmetse biraz daha negatif ve daha istenmeyen özelliklerle dolu bir takım kelimeler bulunuyorlar. Karşılık için de emellerini, hayallerini belki böyle imkan oluyor. Fakat ince nokta şu, bu toplum bizden oluşuyor. Yani toplumda, toplum için bir kelime kullanırken onun bir parçası olan da bizim olduğumuzu da
unutmamak gerekiyor. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eksik. Tabii soru varsa, eğer varsa alabiliriz. Eğer tabii bir soru varsa. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli hocamız Osman Beyefendi, bu güzel sunum için çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Teşekkür belgesini vermek üzere Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Ümit Okur Beyefendi kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Teşekkür belgesini vermeden önce ben saygıdeğer hocamız küçük bir kaza geçirdi. O yüzden ayağı ağrısında. Fakat bize verdiği sözü yerine getirmek için istirahat olmasına rağmen aramıza geldiler. O güzel sunu yaptılar. Ben kendilerini bu özverisinden ve ahde vefadan dolayı da tebrik ediyorum. Ahde vefanın güzel bir örneğini bizimle paylaştılar, gösterdiler. Tabii sonradan çok etkilendim. Yani tarihimizi şöyle geçmişten günümüze getiren güzel bir özetti. Ve tarihimizi ne kadar ömürsek, ne kadar gururlansak, ne kadar iftihar etsek azdır diye düşünüyorum. Bir zaman biz de millet, hem ne milletmişiz, gelmişiz dünyaya, medeniyet nedir öğretmişiz. Orada insanlık nedir diyor. Medeniyet zaten insanlıktır. İnsanlık demek eşittir, medeniyettir. Medeniyeti öğretmişiz. Dolayısıyla güzel bir medeniyet yolculuğu yaptı hocamız. Tabii medeniyet eserdir, sanattır, kültürdür, şiirdir, edebiyattır. Ben hocamı dinlerken İşte Tuna boylarından, Budapeşte'den, Siget'lerden, Endülüs'ten böyle geçerken aklıma Necip Fazıl'ın Sakarya şiiri geldi. Tabi orada bizim medeniyet yolculuğumuzun bir hüyasası ve niçin bu yolculuğa çıktığımızın bir ruhunu görüyoruz her zaman. Dolayısıyla müsaade ederseniz sabrına sığınarak onu okumak istiyorum. Hatırımda kaldığı kadar, paylaşabildiğim kadar sizlerle. İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim, öbür yanda sakar ya. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak, benimse alın yazın yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat, şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir tüp binmiş, köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu çekmek için. Hey Sakarya, kim demiş yorulmaz dersin. Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakarya'm, sana mı düştü bu yük? Bu dava hır, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandı başındaki Sakarya, bin bir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya? İnsandır sanıyordum mukaddes ülke hamal, hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş aştan ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya, dövün ek vakti bu an, keykeşanlara kaçmış o eski güneşleri an. Nerede kardeşlerin, cömert Nil, yeşil Tuna, bin bir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya? Mermerlerin nabzında hala bulur mu ötek bir,
Bunu mu devirirken o sedayı Allah bir, bana kefendir yatak, sana tabut ve havuz, sen kıvrıl, ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yol onun, varlık onun, gerisi hep Angarya, yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya. Necip Fazıl, ayağa kalk Sakarya derken, bugünleri görerek Sakarya'yı bu dizeyle bitiriyor. Şu anda günümüz Sakarya'nın, Türk tarihinin ayağa kalktığı günler. Gelecek çok daha güzel olacak. Geçmişte yaptıklarımız geleceğimizin teminatıdır. Ben hocama ve siz dinleyicilere çok teşekkür ediyorum.